Kiralık ev fiyatlarındaki faiş artışın ardından fırsatçı ev sahipleri yeni kiracılara boş tarihli tahliye taahhüt belgesi imzalatıyor iddiası var. Hatta bununla karşı karşıya kalan kiracılar var. Tarih kısmı boş bırakılıyor sayın seyirciler. Sonra taahhütnameye ev sahibi daha sonra istediği tarihi yazıyor. Kiracı evden çıkartıyor. E, vatandaş buna razı olur mu? Valla şöyle söyleyeyim şu durumda razı olmaktan başka ihtimali yok çünkü ev yok ev yok ev yok kiralayacak vatandaş evlenecek ev bark sahibi yani ev bark kuracak yeni bir yuva kuracak ev yok ne yapacak mecbur kalıyor o tarih kısmını boş bırakıyor kiracı ev sahibinin insafına bırakıyor onun vicdanına bırakıyor bunu kullanan ev sahipleri olmayacak mı olacak önümüzdeki yıl içerisinde yani ya da bu yıl içerisinde biz bunun ceremesini çekeceğiz göreceğiz maalesef yani çünkü istediği tarihi yazıp sonra da kiracı evden çıkartabilir. Böyle bir taahhütname imzalattıktan sonra. Peki bu durumla karşılaşan kiracılar hangi yolu izlemeli diye arkadaşlarımız bir araştırma haber gerçekleştirmişler. Buyurun bakalım. Boş tahliye taahhütnamesi imzalatmaya çalışıyorlar. Tabi buradaki amaç istediği bedeli alabilmek. Boş tarihli tahliye taahhütnamesi imzalatıyorlar. Daha sonra istedikleri tarihi yazarak kiracıyı evden çıkartıyorlar. Son dönemde kira fiyatları fahiş derecede arttı. Bu artışla beraber bazı ev sahipleri yeni yollara başvurdu. Mülk sahibi ile kiracı arasında son aylarda yapılan işlemlerin büyük bölümünde taahhüt olmazsa kiraya vermem şartı koşuluyor. Kiracı ev bulmakta zorlandığı için mecbur kalarak taahhütnameyi imzalıyor. Boş tahliye taahhütü imzalatıp ee, kiracısını tahliye edip daha yüksek bedelle vermek veyahut mevcut kiracıyı daha yüksek ödesin diye Zorlamak için yapıyorlar bunu. Asıl mesele ise bundan sonra başlıyor. Tarih kısmı boş bırakılan yere mülk sahibi yeni tarih girerek kiracıyı istediği zaman evden çıkarıyor. Peki bu durumla karşılaşan kiracın ne yapmalı? Şimdi bir defa kesinlikle boş tahliye tarihlerine imza atmayacaklar. Atsa bile e, hangi tarihte ise o tarihi bir köşeye not etsinler. İkinci yol e, kiracı imzaladıktan sonra mal sahibine ihtarname gönderecek. Ben size boş tahliye taahhütnamesi imzaladım. E, o gün e, böyle e, mecbur kaldığım için yaptım. Ben bunu kabul etmiyorum diye ihtarname gönderecek veyahut sektör temsilcileri kiracıları tarih kısmı boş olan taahhütnameleri imzalamamaları konusunda uyarıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.